zaman hiç zaman kaybetmeden son modelimiz gelsin. Havva geliyor. Ayna kapansın ve Havva kendine baksın. Lütfen yanıma gelir misin? Teşekkür ederim. Nasıl buldun kendini? Makyajımı çok beğendim. Hı-hı. Saçım da güzel. Yani normalde bu kadar kısa istemiyordum. Hı-hı. 4 parmak falan fazla kesmiş. Vallahi 4 parmak. Ama işinde başarılı olmuş. Ben beğendim. Saçımı da beğendim. Rengi de hoş. Makyajını da beğendim. Evet, makyajımı da beğendim. Peki, model mutlu. Siz nasıl buldunuz Famiye Hanım? Sizin yorumlarınızı alabilir miyiz lütfen? Evet, bakalım. Bir saçın eski halini görebilir miyim? Evet, pazartesi günü Havva geldiğinde nasıldı bir görelim lütfen. İşte böyleydi. Yine sarıydı ama çok daha koyu bir sarıydı. Evet, hafif ombre yapılmış. Evet, herhalde, biraz doğal geçişler yaptım. Ve kesilmiş. Kesildi, evet. Bu kesimleri siz özellikle mi böyle... Evet, bu bir Picasso kesimidir. Çarpık bir kesimdir o. Aslında gölge yanında dalgada daha güzel durur. Ben düz fön çekmem gerekiyordu saçı kesmem için. Sizin yaratımınız herhalde bu, değil mi? Tabii. Ben yarattım dediğiniz. Okey, değişik bir bakış açısı, bir şey söyleyemeyeceğim. Yani biraz hatalı bir kesim gibi duruyor. Kesimin hatasından kalacağız. Döneceğine herkesten makyaj 4 falan vereceğim, herkes makyajla. Tamam, makyaja bir bakalım. Makyaj için bir dönebilir misin? Makyajda tek tek bazı detaylara baktığım zaman güzel geliyor aslında. Ama hepsini bir araya topladığım zaman biraz fazla geldi bana. İşçiliği, dudaktaki işçiliği beğenmedim. Öbür taraftaki işçilikler gayet güzel. Ellerinize sağlık. Peki, güzel. Hemen yorumlara başlayalım. Necati, Seda, ne diyorsunuz? Tonu gerçekten çok güzel olmuş. Ben yapsam ben de aynı şekilde bir ton uygulardım. Omre'nin geçişlerin güzelliği zaten görünüyor. Geçişleri güzel. Söylediğin tekniği de göz önünde bulunduracağım. Ama tekrardan söylüyorum. Havva, dönebilirsin ön tarafını. Pazartesi günden beri diyorum, ben yapsam daha güzel yapardım ama. Yanlış anlama, sadece ben kendi fikrimi söylüyorum. Ama genel anlamda... Herkes bu cümleyi kuracaktır ama, değil mi Necati? Yani sonuçta herkes bir başkasının yaptığı şeyi gördüğü zaman ben şöyle yapardım. Ay, girmek istiyorum buraya. Yani 25 yıldır ben kuaförlerle bir aradayım. Ben bugüne kadar hiçbir kuaförün bir başka kuaförün yaptığını beğendiğini görmedim. İşte yemin ederim görmedim. Biz de görmedik. Ve yani ilk hareket zaten... Ne kadar kötü ki, ne kadar kötü yapmışsın ki bakışıyla kim başlıyor yaptı? Şöyle. Yani ben bugüne kadar beğenen görmedim ki, burası bir yarışma. Burada zaten olmaz. Bence burada zaten anladım. Hiç olmaz. Ben beğenmedim demiyorum. Ton rengi çok güzel. Ben de aynı ton rengini uygulardım. Geçişleri de güzel olmuş. Eline sağlık. Seda? Ben de makyaj fazla buldum biraz. O alnındaki taşlar, yan taraftaki o bir figür bir şey var bilmiyorum. Ama fırın rengini çok beğendim. Çok güzel, çok ışıl ışıl böyle yazı yansıtan bir renk olduğunu düşünüyorum. Kesimi efsane, kesim efsane Havva. Gerçekten beğendim efsane. Mi? İlk kez öyle bir saç. Değişik bir kesim oldu. Çok değişik. Ben ilk kez öyle bir kesim oldu. Sizler nasıl buldunuz acaba? Ben hemen bir daha saçı incelemek istiyorum. Geleceğim. Sopası var onun, o sopayla geliyor. Eli sopalı şöyle. Bir bakacağım şu Pikachu'yu çok yakından izleyeceğim. Pikachu değil yalnız o. Ne o? Picasso değil mi? Hayır, bitiremedik şey yani bunu biliyorsunuz. Şey vurmayın oradan, bitiremedik Picasso, yani zaman yetmedi. Kemikleri. Sen geçişlere bak, renge bak lütfen. Bakıyorum işte. Heh. Bak, öğrenirsin bir şey belki. Ya bu kadar kolay bir saçı harika yapabilirdin ya. Aa, geçişlerde sorun mu var? Yok, geçişlerde değil. Geçişleri demiyorum. Saçın kesimi de abi yapma bir daha ya. Pikachu'nun kemikleri sızlar. Yapma öyle bir kesimi. Memnun değilim galiba, değil mi? Çok da. Ya o da zaten geldiğinden beri Necati yani. Çok sıktardı bunun Necati muhabbeti benim. Nasıl buldun? Ben buraya geldiğimden beri yorum yap diyorsunuz. Makyajın altını doldur ama ben makyaj göremediğim için yoruldum ve yorum yapmak istemiyorum. Gerçekten göz zevkim bozuluyor. Bu kadar. Peki madem öyle Sizlerin de yorumlarını alalım lütfen. Nasıl buldunuz? Sizce Havva nasıl? Ben kesin beğenmedim zaten. Yani hatalı. Ya böyle dışarı çıksa kim kesti diye sorarlar yani. Ya elindeki malzemeyi bu şekilde değerlendirmiş arkadaş. Diyeceklerim bu kadar. Peki. Ben farının rengini çok beğendim Saadet. Rujunu gelmek istiyorum. Rujunu hiç öyle çerçeveli bir şey değildi. Turkuaz mavisi bir ruj olsaydı, yani turuncunun kontrast rengini kullansaydın o elbisede de o farda da çok güzel gözükürdü. Çok iyi ortaya çıkardı ruj. Taşları ve şeyi dedikleri gibi, hani hem Hamiye Hanım'ın hem Seda'nın kalabalıklaştırmış dediği gibi. Ben çok beğendim yani far tonunu özellikle, ama turkuaz maviyi de görseydim burada sadece sendin bence. Peki. Evet, madem öyle artık puanlamaya geçebiliriz. Havva çok havalı bir andasın çünkü. Neden biliyor musun? Çünkü en son puanı modellerde sen veriyorsun. Çok belirleyici bir şey olacak bu. 5 gün boyunca Saadet ve Ramazan'a eşlik ettin. Bugün son gündeyiz. Artık sizlere de veda edeceğiz ve bu son gününde kendi kuaförüne ve makyözüne kaç puan vermek istiyorsun? Haftanın başından sonuna kadar kendimi en çok beğendiğim gün bugün. Ben o yüzden 5 vermek istiyorum. Peki. O zaman Havva son günde, final gününde kendi kuaförüne ve makyözüne 5 puan vererek kuaförüm sensin dedi. Peki sizler Ramazan ve Saadet'e kaç puan vermek istersiniz acaba? Lütfen yazın. Modelden de 5 aldılar ama bir de hamiyetten de alırlarsa. Bir veriyoruz çünkü kesim unutulmuş. Evet, puanlarımızı aldığımıza göre seni de lütfen bekleme odasına doğru alayım Havva. Bugün modelimizden 5 aldık. Çok mutluyuz. Onunla mutlu olduk ama son günde olması bizi üzdü. Evet. Bu hafta modelimle benim aramda ciddi bir anlaşmazlık oldu maalesef ki. Bu tabii ki makyajlarımıza, uygulamalarına da yansıdı. Ama bunun ben temel noktası olarak modelimi değil, modelimi davranışlarıyla, söylediği sözlerle körükleyen makyaj arkadaşlarımı sorumlu buluyorum bu durumdan. Emel arkadaşımız bugün ağladı. Bence ağlamasını gerektirecek hiçbir şey yoktu. Yersizdi bence ağlaması. Emel'in bugün o kadar gerilmesine anlam veremedim. Son 3 gündür zaten sürekli gerildi. İyi bir iş çıkartamıyor ve sürekli bunun üzerine geriliyor. Hiç kimsenin hatası değil, kendi hatası bu. Kirpikten bahsediyor. Yine ısrarla üzerine basarak söylüyorum ki eğer kirpiği oturtamayacaksan hiç takmayacaksın. Ben bunları kesinlikle kabul etmiyorum. Hala söylediklerimin arkasındayım. En heyecanlı yere geldik artık. Tamam, bütün işlemler yapıldı. Her şeyi gördük. Modeller kendi hakkında konuştu. Hepimiz konuştuk. Yorumlar yapıldı. Hamiye Hanım yorumlarını yaptı. Puanlar da verildi. Artık geriye tek bir puan kaldı.